12 yıl boyunca onlardan biriydi. Daha sonra Londra bankacılık dünyasının açgözlülüğü hakkında bir kitap yazdı ve eski meslektaşlarını eleştirdi. Geraint Anderson, bir dönem Avrupa'nın en büyük bankalarında analist olarak çalışıyordu. Burada sadece kısa vadeli kazanç düşünen, büyük risk alan kumarbazlar vardı. Yaptıklarının nelere yol açabileceğini düşünemezlerdi. Burası o zamanlar sık geldiğim yerlerden birisiydi. 3-4 saatlik öğle yemekleri yerdik. Burada birkaç striptease kulübü vardı. Şurada kokain satıcısı. Eski iyi günler. Eski halinizi, yani bir zamanlar burada çalışmış olan Geraint Anderson'ı nasıl tanımlarsınız? Oldukça ukala, oldukça kibirli. Doğuştan kumarbaz, risk alan, fazla özgüvenli. Yani bir borsacı için tam uygun bir kişilik. Benim o zamanki hallerim, finans krizinin neden çıktığını da açıklıyor aslında. Bu patlayan finans ürünlerini bulmuş olan ve daha sonra dünya ekonomisini yerinde duramaz hale getirenler, ürünlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu biliyordu. Çünkü faizler her zaman düşük kalmaz, ev fiyatları sonsuza dek artmaz. Ama bu onların umurunda değildi. Çünkü 10 yıl boyunca büyüttükleri bu ürünlerden milyonlar kazandılar. O dönem kentteki atmosfer nasıldı? Yakında bir şeyler olacağı hissine kapılmış mıydınız? 1996'da kentte işe başladığımdan beri her 2-3 yılda bir finans krizi geliyor dedim. Bu sefer büyük olacak dedim. Ama insan yakında o İskambil Kule'nin çökeceğini anlayınca kalan zamanı daha fazla para harcamak için harcıyor. Çünkü belki 2 yıl sonra senin bankan da yerinde olmayacak. Şu anda çok eleştirelsiniz ama biraz geç kalmadınız mı? Sürekli suçluluk duygusu içindeydim. Her sene karar aldım. Bu son senem dedim. 12 yıl boyunca. Ve her yıl kazandığım primler arttıkça hapsolup kaldım. Yani ruhunuzu mu sattınız? Evet, ruhumu şeytana sattım ama iyi bir fiyata. O primleri almak için her şeyi yaptım. Biliyordum ki o zaman yaptığım işlerin daha sonra aslında gerçek olmayan karlar yarattığı ortaya çıkıyorsa bunun önemi yoktu. Para kazanmıştım. Güle güle. Artık benim. Sizin yüzünüzden acı çekenler oldu mu? Hepimiz acı çekiyoruz. Benim de o dönem içinde bulunduğum bu piyasanın işleri yüzünden. Hepimiz kemer sıkma politikaları altında yaşıyoruz. Ve reel ücretler son 10 yıldır İngiltere'de hiç bu kadar artmadı. İçinde çalıştığım ve üyesi olduğum bu kumarhane, bu ülkedeki birçok insanın yaşantısını olması gerektiğinden biraz daha aşağı çekti.